Haberi Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 19 Ekim 2021 Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunun ikinci gününde Togo'daydı. Oradaki temasları sürerken iki önemli video mesaj yayınladı bugün. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarlara seslendi. Bizim için muhtar bile olamaz manşetleri atmışlardı dedi. Bu cümleyi ön plana çıkardı. Hemen ardından TRT World Forum'un açılışına video mesaj gönderdi. Sözlerinin adresi bu kez Avrupa'ydı. Batı'da artan İslam düşmanlığı için ürkütücü boyutlara ulaştı yorumunu yaptı. Birileri muhtar bile olamaz manşetleri atmışlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 gün sürecek Afrika ziyaretinde ancak 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü unutmadı. Muhtarlara video mesajla seslendi. Biz kendimiz Cumhurbaşkanı olmakla kalmadık. Muhtarlarımızı da hak ettikleri konuma getirdik. TRT World Forum'un açılışına da video mesajla katıldı. Gündeminde bu kez İslam düşmanlığı vardı. Avrupalı siyasetçiler toplumu tıpkı bir kanser hücresi gibi saran İslam düşmanlığıyla mücadele etmek yerine bunu istismar etmenin, siyasi ranta çevirmenin, oya devşirmenin hesabını yapıyor. Uzun yıllardır bu tehditlere dikkat çeken bir siyasetçi olarak şahit olduklarımız karşısında endişelerimiz daha da artıyor. Endişelerimiz artıyor derken Avrupalı siyasetçilere de mesaj gönderdi. Salgın döneminde barış ve adaleti sağlama konusunda birçok ülkenin sınıfta kaldığını da sözlerine ekledi. Ekonomik sıkıntılarla birlikte batılı ülkelerde nefret suçları ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı yeniden alevlenmiştir. Açıkçası küresel barış ve adaleti tesis yolunda tarihi bir fırsatın heba edildiğini görmekten üzüntü duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Afrika turuna Togo ile devam etti. Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye ile müttefiklik ilişkisini adeta hiçe sayan bir olaya daha imza attı dün akşam. Aralarında Almanya ve Fransa'nın da yer aldığı 10 ülkenin büyükelçisi, Kızıl Soros lakabıyla tanınan ve Gezi olaylarında finansör olmakla suçlanan Osman Kavala'nın serbest bırakılması için sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. O çağrıya Ankara'nın yanıtı çok sert oldu. Büyükelçiler hızla Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Siyasilerin de tepkisi var elbette. Burası bir çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın, herkes de haddini bilsin. Amerika, Fransa ve Almanya'nın da aralarında yer aldığı 10 ülkenin büyükelçisi, Gezi Parkı olaylarının finansörü olmakla suçlanan Osman Kavala'nın serbest bırakılması için sosyal medyadan çağrı yaptı. Osman Kavala bugüne kadar gerçekten hukuksuz bir şekilde gözaltında tutuluyor. Dışişleri Bakanlığı tarafından çağrıldılar. Olabilir. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları tıpkı genel başkanları gibi Kavala'ya destek verirken Ankara tepkisini o büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak gösterdi. Onunuz değil, yüzünüz gelse Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız, zerre. Bakanlıkta 20 dakika süren görüşmede büyükelçilere Türkiye'nin rahatsızlığı iletildi. Türk yargısına baskıyı reddediyoruz denildi. Diyorlar ki, ey Türk yargısı, Osman Kavala'yı serbest bırak, talimatımızın dışına da çıkma. Türk yargısı bitti demeden bitmez. Kemal Kılıçdaroğlu ve bağışta ABD olmak üzere dostları ülkemize parmak sallayarak hukuk dersi verme hadsizliğini göstermektedir. Artık eski Türkiye yok. Sizin çocuklar artık başaramayacak. O büyükelçilere siyasetin tepkisi de gün boyu sürdü. Türk yargısı bağımsız ve tarafsız mahkemeler eliyle Türk milleti adına hüküm verir. Büyükelçilerin karar vereceği bir şey değil. Biz birileri istedi diye Osman Kavala serbest kalsın düşüncesinde değiliz. Sözde demokrasi vurgusu yaparak müdahale etme hadsizliğini gösteren büyükelçilerin açıklamasını da buradan kabul edilemez bulduğumuzu belirtmek istiyorum. Parti gruplarıyla devam edelim. İlk sırada MHP var. Geçen hafta CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş neden hapiste diye
bir soru yöneltmişti hükümete. MHP'dir Devlet Bahçeli o soruya bugün kürsüden bir yanıt verdi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na cesaretin varsa bu soruyu şehit babalarına, analarına sor dedi. Bürokratlara tehdit de Bahçeli'nin gündemindeydi. Kılıçdaroğlu utanmadan, sıkılmadan sormuş. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş neden hapiste? Cesaretin varsa şehit analarına sor. Diyorsa şehit babalarına sor. Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen CHP Genel Başkanı'na ateş püskürdü. Osman Kavala soruşçudur. Selahattin Demirtaş teröristtir. Teröristin yeri de demir parmaklıkların arkasıdır. Sayın Kılıçdaroğlu, kimin tarafındasın? Kimin kılıcını sallıyorsun? Şehidin mi, katilin mi? Kimler seni kukla gibi oynatıyor? PKK'yı terör örgütü olarak görüyor mu, görmüyor mu? MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun bürokratları tehdit eden açıklamalarına da tepkiliydi. Süre doldu. Üstelik bir günde geçti. Sayın Kılıçdaroğlu, ne oldu? Başın göğe erdi mi? Şerefli Türk bürokratını tehdit etmek müstevli üslubudur. Bu üslubun faili ateş olsa cümrü kadar yer yakacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir de çağrısı vardı. Kılıçdaroğlu, bürokratlara değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na kafa yormalı, görev sahası İstanbul'la sınırlı olan bu belediye başkanının il il, ilçe ilçe gezmekteki amacı nedir? Neyin hazırlığı içindedir? Eleştiri oklarını İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de çevirdi. FETÖ stratejileri Cumhuriyet Halk Partisi'ni kavramış, ipi kasnağa çevirmiştir. Tıpkı Hümeyni gibi Türkiye'ye gelmesini bekledikleri Fethullah Gülen'e fazla umut bağlamasınlar. Çünkü terörist başı Gülen'in geldiği gün, öldüğü gün de olacaktır. Bahçeli sözlerini olası sınır ötesi operasyona destek vererek noktaladı. Sınır ötesi askeri bir operasyonla hainleri etkisiz hale getirmek milletimize karşı mukaddes bir vazifedir. Ve o sözlerin Millet İttifakı'ndaki yansımaları belki şaşırtıcı ama Saadet Partisi'nden tepki var Kılıçdaroğlu'na. 18 Ekim'i milat etmesi garabet bir durumdur. O sözleri yadırgadık açıklaması geldi. Açıklamanın sahibi parti sözcüsü Birol Aydın. Tabii gelen tepkilere Kılıçdaroğlu'nun vereceği yanıt da önemli. Merak ediliyordu. Gözler bugün parti grubunda yapacak konuşmaya çevrilmişti. Genel Başkan çıktı kürsüye. Önce ben hiç kimseyi tehdit etmedim dedi. Ama sonrasında tam aksi yönde bir cümle kurdu. Hiç kimseyi tehdit etmek benim haddim değildi. Geri adım attı ya da öyle sanıldı. Bu sözlerin nedeni sonra anlaşıldı. Millet İttifakı ortaklarından Saadet Partisi'nden tepki gelmişti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu açıklamalarını yadırgadığımı ifade etmek isterim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Ekim'i milat gösterip bürokratları tehdit eden açıklamaları siyasetin gündeminde. Gelen onca tepkiye bir de Saadet Partisi eklendi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da 18 Ekim'i bir milat gibi algılanacak şekilde takdim etmesi o kadar garabet bir durum ifade ediyor. İşte bu açıklama sonrası Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısına kimseyi tehdit etmedim sözleriyle başladı. Ancak bu geri adım çok uzun sürmedi. İlerleyen dakikalarda yargıya taşınan o sözleri tekrarladı. Söylediğim şu, 18 Ekim 2021 tarihinden itibaren kanun dışı bir şey yapmayın, durun. Hatta sözlerini bir adım daha ileri taşıdı ve gelen tepkilere adeta rest çekti. Evet, onları tehdit ediyorum. Evet, onları tehdit ediyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarmış. Bulunur. Kılıçdaroğlu suç duyurusunda bulunacaklarmış dedi ama Erdoğan'ın avukatları zaten Cumhurbaşkanı'na hakaretten suç duyurusunda bulunmuştu. Şimdi son söz yargıda. Ve dış politika, pazar günüydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna çıkmadan önce F-35 sorununun çözümü için Amerika ile görüşmeleri sürdüğünü söylemişti. Yanıt dün gece geldi. Amerika Dışişleri Bakanlığı da sorunun çözümüne ilişkin Pentagon, Savunma Bakanlığı ve Türkiye'nin istişareler yürüttüğünü açıkladı. Peki F-35'ler sorunu nasıl çözülecek? Türkiye'nin B planı ne? Cevabı haberimizde.
1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Bu ödemenin de geri iadesi çalışmalarını arkadaşlarımız devam ettiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinden iki gün sonra Amerika'dan da o görüşmeleri teyit eden bir açıklama geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, sorunun çözümü için Türkiye ile istişarelerin sürdüğünü söyledi. Ülkemizin savunma ihtiyaçlarını gidermek için ne gerekiyorsa, hangi adımları atmamız gerekiyorsa bu adımları da atalım dedik. Pentagon, Türkiye'nin F-35 için yaptığı 1 milyar 400 milyon dolarlık ödemeye formül arıyor. Türkiye, Rusya ile imzaladığı S-400 anlaşmasının ardından F-35 programından çıkarılmıştı. Peki çözüm seçenekleri arasında Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil edilmesi var mı? F-35'lerin verilmeyeceği konusunda tam bir karar alındı ki F-35 konusunda ısrara gerek yok. Stratejik bir konumda bulunan Türkiye, F-35 krizi sonrası işini şansa bırakmak istemiyor. Tüm alternatifler değerlendiriliyor. F-16'lar da o alternatiflerden biri. Amerika'nın böyle bir teklifi söz konusu oldu. Sayın Erdoğan da zaten temelde bununla da ilgili olmak üzere bir cümle kuruyor. 1 milyar 400 milyon dolar seviyesinde bir parası kaldı orada. O parayı almanın eğiliminde. F-16 için uzlaşma sağlanırsa Türkiye'nin F-35 için parça üretim süreci de devam edecek. F-35'lerden vazgeçmemize rağmen F-35 parçası üretmeye devam etmemiz nedeniyle 11 milyar dolar gibi bir parayı kazanacağız. Masadaki tek seçenek F-16 değil. Rusya'dan Su-35 ve Su-57'ler için de Türkiye ile müzakereye hazırız açıklaması geldi. Bütün ipler atılırsa elbette Türkiye'nin bir yola girmesi söz konusu olur. Şu var, Türkiye jeopolitik olarak Amerika Birleşik Devletleri için vazgeçilmez bir parça. Nasıl bir çözüm üretilecek? Bunu hep beraber meraklı takip ediyoruz. Savunma alanında uğradığımız hak gasplarının nelere mal olduğunu, terörle mücadele verdiğimiz onca savaşta acı tecrübelerle ne yazık ki not ettik ediyoruz. Ancak Türkiye bu konuda hızla ilerliyor biliyorsunuz, özellikle gökyüzünde. İnsansız hava araçlarında Dünya Ligi'nde sayılı ülkeler arasındayız artık. Ne mutlu bize. Tabii bunun bir mimarı var. Bu azmin, bu hikayenin öncü isminin acı haberi dün gelmişti. SİHA İHA teknolojisinin Türkiye'deki fikir önderi Özdemir Bayraktar'ı 72 yaşında kaybetmiştik. Cenaze namazı bugün Fatih Camii'ndeydi. Özdemir Bayraktar dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Canımızdan kıymetli bir tarafta babamızdı, bir tarafta arkadaşımızdı, ilham kaynağımızdı. Yerli ve milli insansız hava araçları fikrinin öncüsüydü. Hayatını Türkiye savunma sanayine adadı. Yaptıkları, bıraktıkları ve mirası herkesi gururlandırdı. Helal ediyor musunuz? Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber. 72 yaşındaydı Bayraktar. Kalp rahatsızlığı ve akciğer kanseri sebebiyle tedavi görüyordu. Özdemir Bey bizim abimizdi, büyüğümüzdü. Ve yokluklar içerisinde, zorluklar içerisinde 50 bin tane engel çıkarılmış olmasına rağmen Türkiye'nin İHA'larının ve SİHA'larının küresel bir marka olmasını temin etti. Büyük bir iz bıraktı, görevini yaptı ve bu dünyadan göçtü. Ben abimi, öz babamı kaybetmiş kadar müteessirim. Çünkü Özdemir Bey gerçekten ömrünü bu işe feda etmiş. Türkiye'nin çağ atlamasını sağlayacak büyük bir sürecinde tetikçisi oldu. Milli İHA ve SİHA'ların öncüsünün cenazesi İstanbul'da Fatih Camii'ndeydi. Ben buraya her şeyden önce gerçekten bunları bizden sonraki nesillerin de farkına varması için koşarak geldim. Bütün aileye Allah'tan sabır diliyorum. Savunma sanayinde çok büyük hizmetleri olmuş, büyük ürünler geliştirmiş ve Türkiye'nin savunma sanayinde kaderine etki etmiş bir arkadaşımız, etki etmiş bir aile. Bugün de Allah gani gani rahmet eylesin. Bayraktar ailesi acı gününde ayaktaydı. Canımızdan kıymetli bir tarafta babamızdı,
Bir tarafta arkadaşımızdı, ilham kaynağımızdı. Özdemir Bayraktar namazın ardından doğduğu yerde İstanbul'da Garipçe köyünde toprağa verildi. Bu oyuncak bebeği ve bu kırmızı giysili adamları konuşuyor. İnternet dizisi Squid Game izleyici sayısıyla en çok izlenen dizi rekorunu kırdı. Ancak 7 kıtada birden dolaşan bu şöhret bir başka tehlikenin de habercisi. Ayrıntılar birazdan ATV Ana Haber'de. Afganistan'da biliyorsunuz büyük bir kaos var. Bir yanda Amerika'nın bırakıp gitmesi, diğer yanda Taliban belirsizliği ve ortadaki büyük boşlukta teröristlerin DAEŞ. Terör örgütü geçen cuma Kandahar'da bir camiye saldırmış ve büyük bir katliam olmuştu. O saldırının görüntüleri ortaya çıktı. İşte iki teröristin önce silahlarla, ardından da üzerlerindeki bombalarla yaptığı katliamın görüntüsü. Silahlarla geldiler, acımadan ateş ettiler. Sonra da onlarca Müslümanın içinde pimi çektiler. DAEŞ'ın Şii camisine iki intihar bombacısıyla gerçekleştirdiği saldırının görüntüleri çıktı. Görüntülerde camiye yaklaşan iki terörist kapıda bekleyen caminin iki güvenlik görevlisini ateş edip yaralıyor. Ardından camiyi yolun karşısında gözetleyen 3. güvenlik görevlisi DAEŞ teröristlerine ateş ederek bir saldırganı vuruyor. Yaralı terörist camiye giden koridora geldiğinde daha fazla içeri gidemeyeceğini anlıyor ve pimi çekiyor. Silah seslerini duyan cemaat caminin içinde kaçışırken patlamaya yakalanıyor. O anlarda camide tam bir panik var. Herkes canını kurtarma telaşında. Ama görüntülere yansıyan bombalı saldırıda 47 kişi hayatını kaybetti. İki çocuk babası Ahmet Volkan Arıgüç. Sırlarla dolu bir şekilde ölüme gitti bugün. Aracını park edip arkadaşını çağırdı yanına. Verdiği adrese giden arkadaşı onu aracın içinde cansız buldu. Bir arkadaşı varmış. Arkadaşına mesaj atmış herhalde. Ben kötü durumdayım, yanıma gel diye. Arkadaşına yolladığı tek mesaj bu değildi. Bulunduğu yerin konumunu da gönderdi. Ama arkadaşına yaptığı bu çağrı hayattaki son çağrısı oldu. İddiaya göre 43 yaşındaki Ahmet Volkan Arıgüç bir süredir maddi problemlerle uğraşıyordu. Olay günü de arkadaşını aradı. Ben çok kötüyüm, yanıma gelir misin diyerek olduğu yerin konumunu paylaştı. Mesajı alan arkadaşı ise hemen harekete geçti. Ancak olay yerine geldiğinde ise korkunç manzarayla karşı karşıya kaldı. Ahmet Volkan Arıgüç kanlar içinde ve hareketsizdi. Vurulduğu silah yanındaymış ama kendim vurdu, başkası vurdu bilemiyorum. Olaydan birkaç saat önce bir tane adam arabasıyla geldi. Onu arıyordu. Ama buldunuz artık. İş işten geçmişti. Ölmüştü. Arkadaşı onun için hemen yardım çağırdı ama Arıgüç aracının içinde can vermişti. Kalbinden vurulduğu belirlendi. Ahmet Volkan Arıgüç'ün ölümünü şüpheli bulan ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelemek üzere el koydu. Kamera kayıtlarına göre Arıgüç aracını park ettikten sonra yanına kimse gelmemişti. Arıgüç'ün intihar mı ettiği yoksa bir cinayete mi kurban gittiği sorusu tamamlanacak olan soruşturmanın ardından belli olacak. Silah sesi falan duymadık, hiç kimse de duymadı. Oyuncu Ozan Güvenli eski sevgilisi Deniz Bulutsuz şiddet iddiasıyla mahkemelik olmuştu, hatırlayacaksınız. O günlerde çok tartışılmıştı. Ozan Güven'in 13 yıl 6 ay hapis sistemiyle yargılandığı davada tanıklar dinlendi bu kez. Verdikleri ifadelerde çok dikkat çekici detaylar var. Bu cümlede onlardan biri. Deniz Bulutsuz'un şiddet gördüğünü iddia ettiği o gecenin tanıklarından biri bunu söyleyen, Bulutsuz'un Ozan beni öldürecek diye ağladığını anlattı. Yardım edin! Seni asla bırakmayacağım. İkinci perde açıldı. Taraflar birbirini suçladı. Ama mahkemeye Deniz Bulutsuz'un bu sözleri damga vurdu.
Ben defalarca evin içinde kapı ve cam arasında koşturarak beni öldürmeye çalışıyor diye bağırdım. İsmi sahte. Ozan Güven'in eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla 13 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanmasına devam edildi. Taraflar İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bir kez daha hakim karşısındaydı ama bu sefer Ozan Güven duruşmaya katılmadı. Deniz Hanım, bir şeyler söyler misiniz? Güven'in şahitlerinin ifadeleri çelişkiliydi. Tanıklardan biri tartışma seslerini duyduğunu ancak darp edildiğine dair bir şey görmediğini, diğeri ise genç kadının dizindeki morluğu fark ettiğini belirtti. Bunun üzerine Deniz Bulutsuz söz istedi ve çarpıcı ifadelerde bulundu. Korku. Ben defalarca evin içinde kapı ve cam arasında koşturarak beni öldürmeye çalışıyor diye bağırdım. Pencere kapalı da olsa bu bağırışlarımı evin dışındaki bir insanın duymaması mümkün değildir. Değil kulübeden, sokaktan bile sesimin duyulması gerekirdi. Davada olaydan sonra Bulutsuz'un evine gittiği arkadaşı Erdem Lütfi de tanık olarak dinlendi. Deniz yalın ayaktı. Deniz'in kıyafetinin yakası kan olmuştu. Gözünün yan tarafında şişlik vardı. Gözüne kan oturmuştu. Çenesinde yarık vardı. Deniz titreyerek ve ağlayarak Ozan beni öldürecek diyordu. Mahkeme Bulutsuz'un yüzünde kalıcı iz bulunup bulunmadığına dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi. Duruşma ertelendi. Seni asla bırak. Gaziantep'teki bir düğünde ortalık bir anda savaş alanına döndü. Sebebi davetlilerle sahnedeki müzisyen arasında çıkan istek parça kavgası. Salondakilerden biri çalınmasını istediği şarkı sıraya alınınca müzisyeni önce tekmeledi, sonra da sazını kırdı. İstek şarkıyı çalmadı diye tekmelendi, sazı kırıldı. Bölgede tanınan müzisyen Erdal Erdoğan, Gaziantep'teki bir düğünde sahne almıştı. Aslında her şey sorunsuz ilerliyordu. Ta ki davetlilerden birinin yanına gelerek istek şarkıda bulunmasına dek. İstek şarkıyı ilerleyen dakikalarda çalacağını söyleyince beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Yüzüne yediği tekmeyle neye uğradığını şaşırdı. İstek şarkı anlaşmazlığında şarkıcının yüzüne tekme atıp sazını kıran saldırgan gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakıldı. Bu apartman İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verilen binalardan biri. Boşaltıldı. Yani içinde yaşayan yok. Ama bina hiç boş da kalmıyor. Mahalleli çok muzdarip bu durumdan. Çünkü İçeride para eden ne var ne yoksa almak için girenler olduğu gibi binayı kendine mesken tutan madde bağımlıları da var. Sarı yapma ya, gözünü seveyim ya. Adam burada uyuşturucu içip geliyor buraya. Tinerciler falan gelip gidiyor. Burada mı kalıyorsunuz? Oraları mesken tutmuşlar. Yatıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. At arabalarıyla her sabah yola çıkıp ellerinde sopalarla işte bu binaya giriyorlar. Ne var ne yok yerinden söküp herkesin hayatını tehlikeye atıyorlar. Hırsızlar her kata dadanmış durumdalar. Saat fark etmeksizin buraya dadanan hırsızlar adeta ortalığı savaş alanına çevirmiş durumdalar. Camları söküp kapıları kırmışlar. Hatta elektrik prizlerini dahi çalmışlar. Kek yat, bek yat alıyor, gidiyor adam işte. Bayanlar geliyor, demirleri söküyor, dolapları söküyorlar. Kadın dedim ki ne yapıyorsun? Korkmuyor. Ben ondan korktum, o benden korkmadı yani. Avcılardaki 5 katlı bu bina bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılmıştı. Hırsızları iştahlandıransa maddi değeri olan ve satılabilen malzemeler oldu. Hatta öyle ki boş binada yaşamaya başlayanlar bile vardı. Kesinlikle kavuşamazsın abla. Bunu uçağı öldürür. Hepsi buraya sarhoş geliyor. Bakıyorsun, yan baktın gittin. Onlara mı müdahale edilecek? Yok yavrum, yok. Siz gece uyumaya geldiğinizde burası var mıydı bu şekilde, bu yatak? Böyleydi aynen. Böyle yatak vardı, siz de yattınız. Aynen. Ellerini kollarını sallayarak girdikleri bu apartmanın pencerelerini sökmek içinse kolay bir yol buldular. Aşağıda onları bekleyen bir araç oluyor ve pencereleri söktükleri gibi oraya atıyorlar ve işte bu şekilde kaçıyorlar. At arabasının yani eşyalar falan boşaltırken gördüm, götürüyorlar.
Kaldırımdan geçerken birini gördüğüm zaman karşı kaldırıma geçmek zorunda kalıyorum. İşte bu korkutan görüntü de bugün kayda geçti. Mahalleli yolda yürümeye korkar hale geldi. Bölge sakinleri tedirgin ve bir an önce binanın yıkılmasını istiyor. Yıkılmasını istiyorum, bu şekilde kalmasın. En azından bir tedbir alınması lazım burada. Şimdi sizi günün kahramanıyla tanıştıralım. Meksika'da bir itfaiyeci söndürmeye gittiği restorandaki yanan 30 kilogramlık tüpü alev alev yanarken olay yerinden çıkardı. Olası bir faciayı önledi kısacası. İlk bakanlar dublör zannetti ama o itfaiyeci, hatta gerçek bir kahraman. Meksika'nın başkenti Mexico City'de yangın ihbarına giden ekipler korkunç bir manzarayla karşılaştı. Bir restoran alev alev yanıyordu. Üstelik sebebi de tüptü. Olası bir patlama an meselesiydi. İşte tam da o anda itfaiyecilerden biri korkusuzca içeri daldı ve alev alev yanan 30 kiloluk tüpü omzuna alarak restorandan dışarı çıkardı. Ekip arkadaşları güvenli alana taşınan tüpe su ve köpükle müdahale etti. Yangın söndürüldü. Cesur itfaiyeci Meksika'da günün kahramanı oldu. İstanbul'da bir taksici aracının bagajını açtığında bir müşterisinin çantasını unuttuğunu fark etti. Hemen kime ait olduğunu anlamak için kimlik bulma umuduyla çantayı açtı. Ama gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü o çantanın içinde 1 milyon 800 bin lira vardı. Taksici şoka girdi tabii. Şoku atlatır atlatmaz işe koyuldu ve parayı sahibine ulaştırdı. Hep söylediğimiz gibi iyi insanlar hala var ve iyi ki hala hayatımızdalar. Paralarınızda eksiklik var mı? Hiçbir eksik yok. İçi para dolu bir çantayla taksiye bindi, inerken çantasını bagajda unuttu. Fark ettiğinde ortada ne taksi vardı ne de para. Dünya başına yıkıldı. Adam bayağı kendinden geçmişti. Parayı görünce bayağı bir ferahladı. Bagajındaki çantayı açan taksici ise büyük şok yaşadı. Çünkü çantanın içinde tam 1 milyon 800 bin lira vardı. İçini açtım baktım. Bir insanı cezbedecek kadar bir para vardı. Almanya'dan İstanbul'a bir tapu işlemi için gelen adam çantasını kaybettiğini anlayınca polise gitti. Çantamı kaybetmiştim. Arkadaşlar çantamı bulmuş, eksiksiz bütün eşyalarım içinde. Polisi parayı aracının bagajında bulan taksici de aramıştı. Durakta buluştular. Taksici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kısa zamanda tabii buldular. Kendilerine minnettarım. Çantasını takside unutan adam parasını eksiksiz olarak teslim aldı. Bütün miktar burada. Dolar da söyle. Dolar da burada. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir daha böyle unutmayın. Ya herkes bizim gibi iyi niyetli olmaz. Teşekkür ediyorum. Gözyaşlarıyla Esrarol'un kapısını çalan bu defa iki çocuk annesi bir kadındı. Eşinin çocuklarını kaçırdığını iddia ediyor ve günlerdir evlat hasretiyle yanıp tutuşuyordu. Ancak programda ortaya çıkan inanılması güç iddialar da vardı. Canlı yayında eşiyle karşı karşıya geldi ve stüdyoda sesler bir anda yükseldi. Eşim bana deli muamelesi yapıyor. 4 senedirden beri yaşatmadığı hiçbir acı kalmadı. Günlerdir ayrı kaldığı evlatlarına kavuşma umuduyla stüdyoya geldi, büyük şok yaşadı. Aferin, geç yerindedir. Çocuklarım nerede? Sorabilir miyim? Çocuklar geldi karakoldan, çocuk eskileme yurdunda. Çocuklarıyla ilgili hiç beklemediği bir haber alan anne canlı yayında sinir krizi geçirdi. Ne verdin bize? Ne hayat verdin bize? Çileden, acıdan başka ne verdin bana? Aynen ne verdin olsunlar. Bana? Ne verdin? Ne verdin? Ayağımda ayakkabılar bağışladın bana. Başka ne verdin? Ayakkabıdan ben burada çıkartırım istiyorsan. Ay üç tamam buçuk, kız buyur. Esra Erol'un kapısını çalan kişi Meryem Öksüz'dü. Çocuklarımı almak istiyorum çünkü onların bana ihtiyacı var. Lütfen bana yardım edin. İddiasına göre eşi psikolojik tedavi görmesi için zorla hastaneye götürmüş, çocuklarını da annelerinden uzaklaştırmıştı. Zorla benim elimi kolumu arkadaşının arabasına kabloyla bağlayaraktan hastaneye yatırdı. O günden bugüne hiçbir şekilde ne arıyor ne soruyor. 8. ayın 15'inden beri görmüyorum ben çocuklarımı. Çiftin arasındaki gerilimin çıkış noktası çifte ait evlerin ve iş yerlerinin yanmasıydı. Eşi ve ailesi yangının sorumlusu olarak Meryem Öksüz'ü gösteriyordu. En son 2 ay önce bizim 2 evimizi, 2 dükkanımızı yakarak komşumuzun evi var. Oraya saklanıyor. Ne oldu da Yusuf? Meryem'i sevmekten vazgeçtin. Ben 3,5 yıldır çok çabaladım, çok şey yaptım. Ama en son artık evi de yakınca benim evimi vuracağım, her şeyimi yakmış.
Ben niye gideyim sahip çıkayım artık? Suçlamalarla bir kez daha karşı karşıya kalan kadın canlı yayında sinir krizi geçirdi. Yeter artık, yeter! Tüm Türkiye duysun sesimi. Bugüne kadar ben sıkımı çıkarmadım. Çocuklarım için. Senin paradan puldan başka gözün hiçbir şey görmedim. Aynen, ne verdin bana? Ne verdin? Ne verdin? Ayağımda ayakkabılar bağışladın bana. Başka ne verdin? Ayakkabıdan başka. Ben burada çıkartırım istiyorsan. Ay üç tamam buçuk, kız buyur. Aralarında büyük gerilim yaşanan çift stüdyoda da karşı karşıya geldi. Evin yandığı gün benim için Meryem bitti. Evet. Her şey bitti. Kendileri yakmış devletten para yapmış senin için. Beleşi çok severler Esra Hanım. Kaç kişi beleş buldular. Ya ben evi nasıl yakayım? Ben evde olmadan evi nasıl yakayım ya? Sağdan benden uzak Allah'a yakın olun. Tamam benim sıkıntı yok yani. Madem uzak durmuyorsun. Anlaşmalı gideriz. Yağmur mevsimindeyiz. Ormanlık alanlarda da çeşit çeşit mantar var ve avcısı da çok. Bu yüzden her yıl bu uyarı yapılıyor. Bilmediğiniz mantarı tüketmeyin. Çünkü farklı renk ve boyutlardaki o çekici mantarların büyük çoğunluğu zehirli, hem de ölüme götürebilecek kadar güçlü bir zehirden bahsediyoruz. Bu hakiki bir öldürücü mantar türüdür. Görüntüsü cezbedici ama öldürücü. Bu mantara saçak mantarı derler, dede sakalı derler, keçi sakalı derler. Bu mantarın da tüketilmemesi gereken bir mantar türüdür. Üstelik doğada bunun gibi daha onlarca tür zehirli mantar var. Polinesköy'deki bir ormana geldik ve mantar toplanırken neye dikkat etmeliyiz? Onları göstereceğiz sizlere. Zehirli mantarları iyice bilmeleri gerekiyor. Bilmediği çeşitleri kesinlikle toplamasınlar. En önemli kural bu. Bilmediğiniz mantarı asla toplayıp tüketmeyin. Bu mantarın ismi nedir? Entoloma lividum diye bir mantar türü ama çok ve çok zehirli. Öldürmez ama süründürür. 10 gün hastaneden çıkma şansınız yok. Şöyle görüyorsunuz. İlk defa da bu kadar büyüğüne denk geldim. Bu kopardığımız mantar da bir zehirli mantar türünden. Avlu mantar diye geçer. Mantar toplama vakti geldi ama toplarken dikkat edilmeli çünkü zehirli olabilir. Örneğin elimdeki dünyanın en öldürücü ve zehirli mantarı, üstü zeytin yeşili ve bu mantarları ormanlarda fazlasıyla görebilirsiniz. Mantar toplamaya gelenler zehirli olup olmadığını nasıl anlayabilir? Anlayamazlar. Benim gibi deneyimli bir kişiyle çıkmaları lazım ya da bilen bir kişiyle mantar toplamalarını öneriyoruz. Bu zehirli mi? Evet, zehirli. Bu da Rusula ailesinden kustura mantar diye geçiyor. Bulantı kusma yaptırır. Bunu yediğim zaman beni zehirler mi? Evet, zehirler. Amanita muscaria diye bir mantar türü. Hastaneliğe gidebilir. Öldürmez ama süründürür. Bütün zehirli mantarlar en öldürücü olduğu halde ellemekle, koklamakla, hafif çiğneyip tükürmek şartıyla hiçbir mantar zarar vermez. Mantar severler için en risksiz seçenek kültür mantarları. Ama onunla ilgili de dikkat edilmesi gereken önemli bir detay var. Taze tezgaha dökülmüş olursa almalarını tavsiye ederim. Yoksa kapalı ambalajda biraz sıkıntı olabiliyor. Fazla beklemiş olabiliyor. Eskişehir Sivrisar'daki Ortaklar köyündeki susuzluk sorununu kısa süre önce ekrana taşımıştık. Köylüler 2 ay aşkın süredir suya hasretti. ATV haber aracılığıyla sesleri duyuldu ve nihayet dün gece yarısı evlerde musluklardan su akmaya başladı. Peki bu başlık niye var? Bu sorun nasıl çözüldü? Hemen söyleyeyim. Bu defa da 4 kilometre ötedeki köyü susuz bırakarak. Burası Sivrihisar'a bağlı Ortaklar Köyü. Gece saat 3.30'da akmaya başladı. Burası da İlören Köyü. Dün gece suyumuz kesildi. Ortaklar Köyü'ndeki su sorununu ATV Haber gündeme getirmişti. Sivrihisar'a bağlı Ortaklar Köyü'nde 60 günü aşkın süredir akmayan o su dün gece yarısı aniden akmaya başladı ama ne yazık ki musluklardan gelen suyun miktarı çok düşük. İşte bu yüzden bu su köylüyü çok da mutlu etmedi. Hatta o suyun her an gitme ihtimaline karşı evlerinin önündeki bidonları da yine tek tek doldurdular. Köyün musluklarından dün gece su akmaya başladı. Ama bu kez de 4 kilometre uzaklıktaki İlören köyünün suları kesildi. Çünkü iki köye su sağlayan depo aynı. Habere konu olan köyün sorunu çözülmüş gibi görünsün diye izlenen yolsa sıra dışı. İlören vanasını kapatmışlar.
Bizim buraya vermişler suyu. Ortaklar köyü sakinleri 2 ay sonra suya kavuştuklarına sevinemedi. Vanasını açın, bizim buranın suyu sıçırıp padak kesilir. Üleren köyün suyu akmıyor şimdi. Dün gece suyumuz kesildi. Birinci vanaya gittim, su yok. İkinci vanaya gittim, orada da su yok. Bugün akıyor ama yarın akacağı belli değil yani. Yarın yan köye verebilirler tekrar suyu. Köylüler vana başında nöbet tutmayı bile düşünüyor. Vanaları sabit mühürlemek lazım. Mühürlersen iki köye aynı anda su akabilir. Ama vanayı böyle mühürlemezsen, gelen bir kapatırsa, giden bir kapatırsa. Onu bilmiyoruz. Kim kapattı? Köyden şahsi birisi mi kapattı? Belediyeden birisi geldi, o mu kapattı? Onu şimdi Allah var yukarıda bilmiyoruz. İki köyde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden sorunlarını çözmesini bekliyor. Göz kamaştıran bu şıklık tüm kadınları cezbediyor. Çok değerli bir taş elbette pırlanta. Büyük bir servet değerinde olanlar da var aralarında ama değerini uzmanı olmayan anlamıyor bir bakışta. Bu nedenle zaten sertifikaları var ama sertifikalar üzerinden vurgun yapanlar da var. Aman dikkat, birinin merkezi İstanbul'u vurgunlardan birinin. Dünyanın en büyük iki pırlanta değerlendirme kuruluşundan birinin İstanbul ofisinde sertifikalar üzerinde sahtecilik yapıldığı iddiası var. Araştır diyor. Peki pırlanta alırken sertifikanın gerçek olup olmadığını anlayabilir miyiz? Tek taş diye satılan bir cam parçası olabilir. Çok sıkıntılar var. Gerçekten çok sıkıntılar. Fırsatçılar bunu da yaptı. Binlerce liralık pırlantaların sertifikalarına hile karıştı. Sentetik taştan tutun, kırık taşlardan tutun, yanlış taşlardan tutun, her şeyden karşılaşıyoruz. Bunların bir an evvel önüne geçmemiz gerekiyor. Pırlanta alırken sertifikasız almayın uyarısı yıllardır yapılıyor. Ancak dünyaca ünlü bir pırlanta firmasının İstanbul şubesinde sertifika vurgunu yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Hepimiz etkilendik. Bu üzücü olay hepimizi çok üzdü. Güveni sarsılan müşteriler şimdi pırlanta alırken iki kere düşünüyor. Hayallerinizi süsleyen o pırlanta yüzük ne kadar büyükse ya da ne kadar parlaksa o kadar değerlidir diyorsanız yanılmanız kaçınılmaz. Çünkü profesyoneller bile ilk bakışta bir yüzüğün ne kadar değerli olduğunu anlayamaz. Bir karat diyelim ki aynı tonda, aynı renkte 5000 dolarken ikinci karatı 20 bin dolara, 18 bin dolara çıkar. Yani bu karat birimiyle hesabı tutturamazsınız o şekilde. Sahtekarların yaptığı hile yöntemlerinin başında ise sentetik pırlantanın doğal pırlanta adı altında piyasaya sürülmesi geliyor. Şimdiki sentetiklerde hiçbir güç, hiçbir bilim adamı gözden çözemez. Bu cihazla neyi anlayacağız pırlantalar için? Doğal mı yoksa sentetik mi olduğunu, işlenmiş mi olduğunu anlıyoruz. Elmas dediğimiz maden sadece karbondan oluşuyor. Elimizdeki şeyse, camsa, tabii ki içinde karbon veya nitrojenler olmuyor. Burada mesela en altı biz cam koyduk, onu görmedi. Burada bizim koyduğumuz diğer taşların natural olduğunu verdi. Sertifika bir pırlantanın kimliğidir ve o kimliği çıkarmak da hiç kolay değil. İşte burada sertifikanın çıkarıldığı ve pırlantaların ilk değerlendirildiği yerdeyiz. Ve burada tam 5 kişinin elinden geçiyor pırlantalar. Pırlantanın gerçekliğini anlamak için sertifikaya bakarız. Peki sertifikanın orijinal olup olmadığını nasıl anlarız? Taş alacak kişilerin hem taşın faturasını, faturada taşın numarasını yazdırmak mecburiyetindeyiz. Rengi, şekli, ayrıca resmine kadar koymak lazım. Alıcılar ne yapsın peki? Vallahi Allah yardımcıları olsun. Nereden ne alacaklarını bilmeleri lazım. Önüne gelen surdan buradan pırlanta aldım, sokaktan pırlanta aldım. Olmaz. Son günlerde herkesin konuştuğu bir dizi var. Squid Game. Siz de konuşmuşsunuzdur belki. Dünya çapında 132 milyon kişi izledi. Yetişkinler için ilginç. Güzel olabilir. Tabii zevklere göre değişir. Ancak çocuklar için çok tehlikeli bir dizi. Çünkü İçinde bolca şiddet var, ciddi şiddet ama bazı ebeveynler pek oralı olmuyor bu konuda. Çocuğuna diziyi izletiyor, hatta beraber izleyenler var. Bazı ebeveynlerse diyor ki ben izletmek istemiyorum ama engel olamıyorum. Peki ne yapabilirsiniz? Ailem izin veriyor, ben de izlemeyi seviyorum. Korkmuyor musun o sahneden? Yok, hayır. Yani babamla beraber izlediğim sürece bir sıkıntı olmuyor. Ailecek izliyoruz. Beraber izliyoruz. Evet. Evet.
Yayınlanalı daha bir ay bile olmadı ama rekor kırdı. The Squid Game dizisinden bahsediyorum. 132 milyon kişinin izlediği dizi dünyayı kasıp kavuruyor. Dizinin hedef kitlesi yetişkinler. Ancak son günlerde diziyi yetişkinlerden çok çocuklar izliyor. İzliyor musun diziyi? İzliyorum. Güzel ama çok fazla kanlı sahneler olduğu için babamla beraber izliyorum. Baban izin veriyor izlemene. Yani babamla beraber izlediğim sürece bir sıkıntı olmuyor. Aksiyon, şiddet, kan, gözyaşı izlerken etkisine kapılmayan yok. Ama o sahneler özellikle belli yaş gruplarında vücuda yavaş yavaş verilen bir zehre dönüşebilir. Komşusuna gidiyor bir hanımefendi. Squid Game dizisini çocuklar da seyrediyormuş artık demiş. Komşusu da ona seyretmeyen çocuk mu kaldı? Biz izletiyoruz vallahi. Bizimki korkmuyor öyle şeylerden demiş. Dünyanın gündeminde Squid Game var ama tehlike sadece onunla sınırlı değil. Çocuklar dijital platformlardaki oyunların da baskısı altında. Ailecek izliyoruz. Beraber izliyoruz. Evet. Konusu çok güzel. Hani oyunlar falan var. Böyle mantığını beğeniyorum ben. Çok fazla kanlı sahneler de var. Evet. Şiddet içeren. Evet var. Ailem izin veriyor. Ben de izlemeyi seviyorum. O yüzden... Korkmuyor musun o sahnelerden? Yok hayır. Ben de izliyorum genelde böyle şeylere. Genelde bu tarz diziler izliyorum. Evet. Peki çocuklar ısrarla bu tarz şiddet içeren dizileri, içerikleri izlemek istediklerinde ebeveynler ne yapmalı? İşte uzmanımdan tavsiyeler. Şöyle açıklamalar yapılabilir. Bizler evet diziler, filmler izliyoruz. Ancak bu oyunların içeriği senin yaşına uygun değil. Uygun bulmadığın bir diziyi izlemen senin açından sağlıklı değil. O nedenle arkadaşların bunu izliyor olsalar bile bu içerik senin için uygun değil demek iyi olacaktır. Yani çocuğa kızmak, elinden tabletini bilgisayarına almak çözüm değil. Açıklamalar yapmak içeriye dair ki merakının önüne geçmiş olacaktır. Hem de çocuğun sağlıklı bir şekilde o kanalın içerisine girip girmeyeceği konusunda da yol göstermiş olacaktır. Şehirlerdeki yüksek teknolojili panoların sayısı giderek artıyor. Reklam panolarından bahsediyorum. Özellikle Uzak Doğu bu konuda çok gelişmiş durumda. Öyle ki neredeyse gerçeğini aratmayan manzaralar o panolarda resmedilebiliyor. Üç boyutlu. İşte onlardan bazıları. Bazen bir panda, bazen dalgalar, bazen de metro. Hepsi gerçek gibi ama aslında sadece bir ekran hilesi ya da bakış açısı. Üç boyutlu billboardların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Çin bu konuda oldukça başarılı. Çin'in Silikon Vadisi olarak bilinen Shenzhen kentinin çeşitli yerlerine kurulan ekranlar aynı bir sanat eseri gibi görenleri hayran bıraktırıyor. Yapay zeka ve 5G destekli teknolojiler, reklam billboardlarının yanı sıra alışveriş merkezi, sinema ve müzelerde farklı şekillerde kullanıma sunuluyor. Tasarımcılar teknolojiyle sanatı entegre ederek insanlara interaktif bir tecrübe yaşatıyor. Benzer tasarımlar Japonya ve Güney Kore'de de var. Üç boyutlu reklam panoları ülkemize ne zaman gelecek henüz belli değil. Şimdi bir adam. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.